Merhaba arkadaşlar. Şimdi ASP.NET MVC'ye başlayacağız. ASP.NET MVC yani bugünlerde oldukça sık kullanılıyor. İş ilanlarına baktığımız zaman da birçok firma ASP.NET MVC bilen eleman arıyor. Yani o yüzden bunu öğrenmek önemli. Şimdi ben ilk olarak çok kısa böyle teorik şeylerden bahsedeceğim. Sonrasında hemen uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Şimdi MVC dediğimiz şey aslında bir design pattern, yani 1970'lerde geliştirilmiş. Microsoft ne yapmış peki? Microsoft da ortaya bir web framework'ü çıkarmak istemiş ve bunu çıkarırken de MVC design pattern'ini kullanmış. Yani geliştiricilerini bir web uygulaması yaparken MVC pattern'ini kullanmaya yöneltmiş. Tamam? Yani MVC design pattern'ini ve ASP.NET MVC'yi hani birbirine karıştırmayın. İkisi birbirinden farklı şeyler. Şimdi çok kısa olarak hemen şeye de bir bakalım. Bu MVC'deki M ne demek, V ne demek, C ne demek? Şimdi M dediğimiz kısım model kısmı. Yani sizin verilerinizi tanımladığınız kısım. Atıyorum işte bir e-ticaret uygulaması yapıyorsanız ürünlerinizi ve kategorilerinizi tanımladığımız kısım. Yani biz genelde modeli ne olarak kullanıyoruz? İşte veri tabanı işlemleri için kullanıyoruz, değil mi? İşte bana git tüm ürünleri getir veya işte bir ürünü al, sonrasında onu modele gönder. Model bunun için kullanılıyor. View dediğim kısım kullanıcının gördüğü kısım. MVC'de de bu işte CSS HTML uzantılı sayfalar olacak. En önemlisi controller kısmı. Controller bizim kullanıcının gönderdiği istekleri yakalayan kısım. Tamam, yani kullanıcı isteği gönderdi. Bu istek controller tarafından yakalanıyor. Controller isteği yakalayıp artık orada ne yaptırmak istiyorsa onu yapıyor. Sonrasında geriye herhangi bir şey gönderiyor. O gönderdiği şey de tarayıcıda birebir bastırılıyor. Yani controller isteği yakalıyor. Sonrasında eğer ki bu bir veri tabanı işlemi gerçekleştirilmek isteniyorsa modele gidiyor, datalar alıyor. Daha sonrasında o dataları view'a tekrardan gönderiyor. Şimdi ya tabii ki yani böyle konuşarak anlaşılması biraz güç olabilir. O yüzden hemen bir tane uygulama açalım ve uygulama üzerinden bir anlamaya çalışalım. Buradan ben işte FileNew Visual 2017 kullanıyorum. FileNew Project dedim. Şimdi buradan Visual C Sharp sekmesi altından web'i seçiyorum. ASP.NET Web Application. Buraya ben personel MVC desem yeterli herhalde. Şu şekilde bırakayım ben. Okey dedim. Bu kısımdan empty ve MVC seçeneğini seçiyorum. Yani empty'yi seçiyorum ki her şeyi sıfırdan yapalım, daha iyi anlayalım. Okey dedim. Projemin oluşmasını bir bekleyelim. Evet, projemiz oluştu. Şu kısmı kapatalım. Burada benim ya burada klasörleme yapısına baktığım zaman hemen ilk dikkatimi model, view ve controllers klasörleri çekiyor. Şimdi ben hiçbir şey yapmıyorum. Direkt projeyi çalıştırmaya çalışıyorum. Bir bakalım bize nasıl bir sonuç verecek. Evet, projeye baktığım zaman ne diyor bana? The resource cannot be found. Yani aslında bir istek gitti ama senin bu isteğini şu projede yakalayan herhangi bir şey yok. Yani ne demek? Ben ne dedim? Yani HTML isteklerini ne yakalıyordu? Controller yakalıyordu. Yani senin bu isteğine cevap verecek herhangi bir controller yok. Şimdi ben geliyorum. Controllers klasörüne sağ tıkladım ki hani oradan gönderilen istekleri yakalamak için bir tane controller'ım olsun. Evet, controller dedim. Buradan MVC5 controller empty seçeneğini seçiyorum ki hani her şeyi yine sıfırdan görelim. Buradan controller'ımın ismine departman controller diyorum. Oluşsun. Şimdi departman controller'a baktığım zaman aslında bildiğiniz bir C# klası controller klasından miras almış. Şimdi Visual Studio varsayılan olarak bana buraya bir tane index adında bir metot atmış. Ben bunu sileyim. Şimdi artık elimde bir controller'ım var. Biz bir de bunun içerisinde bir tane metot yazalım. Çok basit bir şöyle C# metodu yazalım. Geri string döndürsün. String buna da merhaba diyelim.
metodumun ismine. Ve geriye de return şöyle merhaba MVC gibi bir şey döndürsün. Şimdi bu haliyle bir çalıştıralım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağım. Bana hala the resource cannot be found diyor. Çünkü sen şu URL'e bir istekte bulunuyorsun ama bu URL'e karşılık gelen bir şey yok burada. Şimdi ben böyle bir controller yazdım ama peki ben şu metoda nasıl düşeceğim? Yani ben tarayıcıdan şu metodu nasıl çalıştıracağım? Şimdi bunun için çok kısa olarak şuradan rahatconfig.appstart klasörünün altında rahatconfig.cs klasına bir bakalım. Şimdi burada size yazdığınız action'lara nasıl ulaşacağınızı, yazdığınız metotları tarayıcıdan nasıl çağıracağınızı gösteriyor. Şimdi ne diyor burada? Süslü parantezler içerisinde controller demiş. Çünkü controller değişken bir şey. Benim uygulamamda onlarca controller'ım olacak. Bir diyor controller ismi gelecek, sonrasında bir slash gelecek, sonrasında action gelecek. Action dediği şey burada metotlar ve sonrasında varsa bir ID değeri gelecek. Sonrasında ne diyor? Sen diyor bana diyor eğer diyor bir controller ismi göndermezsen ki göndermedik. Ben diyor varsayılan olarak controller'ın ismini home kabul edeceğim. Şu an bizim uygulamamızda home controller diye bir controller var mı? Yok. Dolayısıyla size the resource cannot be found tipinde bir hata veriyor. Sen diyor bana diğer action ismi göndermezsen ben bunu varsayılan olarak index olarak kabul edeceğim. ID diyor ister gönder ister gönderme. Burası optional. Şimdi peki uygulayalım o zaman. Yani şöyle olacak. En başta bir yine domain adresimiz gelecek. Sonrasında controller'ım ismi gelecekmiş. Burada controller'ım ismine departman ve sonrasında action'ımın ismi yani metodumun ismi. Aynısını geliyorum şurada Chrome üzerinde slash ne diyeceğim? Controller'ımın ismiydi. Departman slash action'ımın ismi. Action neydi? Merhaba. Dediğim zaman bana ne yaptı? Merhaba MVC şeklinde yazdı. Yani bakın şurada kafanız karışmasın. Hani ben burada ne yapıyorum? Bir web uygulaması geliştiriyorum ama burada gördüğünüz gibi bir tane C# string'i gönderiyorum ama bu tarayıcı için önemli mi? Hiç önemli değil. Sen şuraya ne gönderirsen bu gitti controller'a düştü ve controller artık burada ister HTML göndersin, ister text göndersin, ister bir JSON göndersin. Tamam, hiç önemli değil. Sen burada ne gönderirsen tarayıcı da o ekrana basılıyor. Şimdi peki örneğimizi biraz daha bir ileri aşamaya geçirelim. Ne dedim ben? Model kısmında bizim işte klaslarımız tutuluyor. Şimdi ben bir departman personel şeklinde bir tane uygulama geliştirmeyi işte düşünüyorum. O yüzden model kısmına geliyorum. Bir tane class ekleyeceğim. Bu class benim departmanlarımı tanımlayacak. Tamam. Buraya geldim. Departman isminde bir tane class ekleyeceğim. Şimdilik önemli değil. İki tane özelliği olsun. Integer ID olsun. Bir de string ad olsun. Şimdi bir tane modelim var artık departman isminde. Şimdi şu kontrolöre bir istek geldiği zaman diyorum ki sen modele git. Var. Şurada bir departmanın bir instance alalım. Bir örnek alalım. Var departman eşittir. New departman diyorum. Namespace'inizi de ekleyelim. Şimdi artık elimde bir tane departman var. Hemen şunu da şurada örnekleyelim. ID'si 1 hatta bilgi işlem olsun. Şimdi dışarıdan bana bir istek gelecek. Controller bu isteği yakalayacak. Buradan modelimi oluşturacak ve sonrasında artık geriye ben burada istersen ilk önce şunu yapayım ben. Hani siz illaki bir HTML çıktı görmek istiyorsanız ben şöyle mesela merhaba MVC'yi H1 tagları içerisinde göndereyim. Hani bu sefer ne olacak? Projemi şöyle bir derleyeyim ben. Bu sefer ne olacak? Dışarıdan istek geldiğinde controller tarayıcıya şunu gönderecek ve bu artık bir HTML string olduğu için ne yapacak? Formatlayarak yazacak. Şimdi geliyorum aynı isteği tekrardan gönderiyorum.
Baktığım zaman bu sefer formatlayarak yazdı. Buradan ben sayfanın kaynağını görüntüle dediğim zaman bana controller'da gönderdiğim string'i de burada görüntüleyebiliyorum. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Siz controller'dan ne gönderirseniz tarayıcı onu ekrana bastırıyor. Şimdi şuradan artık ben tabii ki hani böyle bir şey yapmayız. Hani string falan göndermeyiz yani şeyden, action result'larda. Bu arada action result'larda sizin dışarıdan gelen istekleri tanımlayan metotlarınız. Tamam, artık ben geriye bir string değil, geriye bir action result döndüreceğimi belirtiyorum. Birçok action result tipi var. Bunlardan bir tanesi de view. Bunları tek tek göreceğiz. View dediğim şey tarayıcı HTML çıktı döndüren bir şey. Tamam. Şimdi tamam böyle olsun. Şunu ben bir derleyeyim projemi. Bir hatamızı bir görelim. Hatamızı alalım. Daha sonrasında hatamızı düzeltmeye çalışacağız. Şimdi ben gelip tekrardan şuradan istekte bulunuyorum. Evet, hatamızı aldık. Hatamız da oldukça açıklayıcı bir hata. Ne diyor size burada? Ben diyor gittim diyor departman controller'a gittim. Departman controller'ın içerisindeki merhaba action result'ını buldum. Ne diyor yani? Buraya kadar gelmiş. Sen diyor burada diyor bir view döndürmek istiyorsun. Evet. Ama diyor ben diyor bu view'ı diyor şu lokasyonlara baktım bulamadım. Nerelere baktın? İşte views klasörünün altındaki şuradaki departman diye bir klasör aradım. Evet, departman klasörü var. Ben buradaki merhaba ASPX diye bir şey aradım. İşte ASCX diye bir şey aradım. Bunları ben aradım diyor, bulamadım diyor. Biz burada hangisini kullanacağız? Merhaba nokta CSHTML. Şimdi ilk başta söylemeyi unuttum ben. Ben departman diye bir controller oluşturduğum anda views klasörünün altına otomatik olarak controller'la aynı isimde bir klasör oluştu. Tamam. Tamam. Bir bakalım şimdi. Ben diyor şuraya baktım bulamadım diyor. Tamam. Oluşturalım madem. Departmana sağ tıklıyorum. Evet. View dedim. Ve departman ismini şey view'un ismini ne vereceğim? Departman. Niye? Departman diyorum. Özür dilerim. Merhaba demem gerekiyor. Action result'ımda aynı isimde olmak zorunda. Tamam. Şu kısımlara takılmayalım. Burada use a layout page dediği. Bunu da kaldırıyorum. Bu kısımda bildiğiniz eğer ki web form biliyorsanız master page olarak kullanılıyor. İlerleyen derslerde yapacağız bunu. Hiçbir şey işaretlemiyorum. Ve ekle dedim. Bir bakalım bize nasıl bir çıktı verecek. Evet, merhaba diye bir view'um oluştu. Gördüğünüz gibi uzantısı CSHTML. Şimdi artık MVC ile beraber Razor dili kullanılıyor. Razor dili eğer ki yani at işaretiyle başlıyorsa siz artık buraya bir C# kodu yazabilirsiniz. Ne demek yani? Ben şuralara bir şeyler atayım şöyle. Şimdi buraya merhaba view diyorum. Bir de H2 tagıyla bakın at işaretini koydum. Artık ben buraya C# yazabilirim. Mesela date time .now dedim. Kaydediyorum view'ımı. Ve sonrasında yani bildiğiniz artık burası bir HTML döndürecek. HTML döndürdüğü için artık ben burada bir HTML sayfa göreceğim. Tamam. Tekrardan bir istekte bulunayım. Evet, gördüğünüz gibi şuradaki view'ı ekrana bastırmış olduk. Buradan ben sayfanın kaynağını görüntüle dediğim zaman gördüğünüz gibi herhangi bir işaretidir, şudur budur bir şey yok. Tamam. Şimdi yani şu kısmı iyi anlamanız gerekiyor. Kullanıcı bir istekte bulundu. Bu istek controller tarafından yakalandı. Controller'ın artık hangi action result'ı çalıştırılmak isteniyorsa burada merhaba diye bir action result çalıştırılmak isteniyor. Bu action result bulundu. Bu action result'a girdi. Bir tane model oluşturdu ve sonrasında bir view döndürmek istedim ve bu view nerede? Controller'ın ismi ne? Departman. View klasörünün altındaki departman klasörünün altındaki merhaba nokta CSHTML. Tamam. Şimdi peki benim yani yaptırmak istediğim bu değil tabii ki. Benim ne yaptırmam gerekiyor? Ne dedik biz? Controller isteği yakalar, modele gider,
modeli oluşturur ve sonrasında bunu Viva gönderir. Peki gönderelim. Şu Viva, şu departmanı Viva bu şekilde parametre olarak veriyorum. Şimdi bakmayın hani siz, ben burada basit olarak hemen bir tane departman tanımlıyorum da hani siz bunun veri tabanından geldiğini hayal edin. Hani ilerleyen derslerde getireceğiz zaten. Şimdi Viva departman diye bir model geçirdim. Tamam. Geliyorum o zaman. Artık modelim var elimde. Şimdi her CSHTML dokümanlarında model adında bir değişken olur. Tamam. Şu büyük M ile yazılan model. Yani bu Viva geçirilen model simgeliyor. Diyorum ki model nokta ID. Şöyleydi galiba. Şuraya da hatta şey yapalım. Departman ID dedim. Model nokta ID. Şu an dikkat ettiyseniz ben model nokta dediğim anda IntelliSense gelmedi. Çünkü niye? View şu an hangi modelin geleceğini bilemiyor. Tamam. Projeyi derleyelim tekrardan. Bir istekte tekrardan bulunalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada departman ID 1 dedi. Şimdi ya burada IntelliSense gelmemişti. Peki ben IntelliSense'in gelmesini istiyorsam View'uma demem gerekiyor ki ya sana şu türden bir model gelecek. Hani ona göre diyorum ki bu sefer küçük M ile burada View'un modelini tanımlıyorum. Tamam. Neydi projemin ismi? Personal MVC Models nokta departman. Yani artık ben View'a ne demiş oldum? Sana departman türünden bir model gelecek. Tamam. Şimdi buraya tekrardan şöyle bir şey yapalım. Bu sefer de departman adını yazdıralım. Departman adı diyelim. Evet. Model nokta dediğim anda artık gördüğünüz gibi IntelliSense geliyor. Çünkü niye? Viva artık biliyor ki ona artık departman türünden bir data gelecek. Departman nokta ad dedim. Tekrardan bir istekte bulunalım. Evet, gördüğünüz gibi burada departman ID ve departman adını başarılı bir şekilde aldım. Şimdi aslında bu kısım çok önemli. Yani bu şu anlattığım dersi iyi anlamanız çok önemli. Burada neyi aklınızdan çıkarmamanız gerekiyor? Kullanıcının gönderdiği istekler nerede yakalanıyor? Controller kısmında. Artık controller burada ne yapıyorsa, işte dediğim gibi burada mesela basit bir departman modelinden bir örnek alınıyor. Siz bunu dediğim gibi database'den geldiğini düşünün. Ve sonrasında bu model Viva geçiriliyor. Viva ne yapıyor? Şurada Viva ben belirttim. Sana diyorum dedim departman tipinde bir model gelecek. Peki diyor ben modelle ne yapacağım? Diyorum ki pek bir şey yapma. Sadece ID'sini ve adını kullanıcıya göster. Tamam. Şimdi hemen hızlıca ikinci bir action result tanımlayalım şuraya. Public action result. Buna da test diyorum. Bunları sonrasında kaldıracağız tabii ki. Test diyorum. Return view dedim. Şimdi gelip şöyle view'a sağ tıklayıp işte ismin test.css.html falan dememe gerek yok. Action result'ın üzerindeyken sağ tıklarsanız eğer burada add view diyor. Otomatik olarak view'un ismini de test olarak aldı. Herhangi bir layout page falan kullanmayacağım. Ekle diyorum. Ekledi. Hemen buraya da hızlıca burası da test view gibi bir şey yapalım. Projemi derliyorum. Buradan artık merhabaya değil de nereye gideceğim? Test action result'ına gideceğim. Tamam. Gördüğünüz gibi bu sefer de departman controller'a geldi. Action olarak baktı ki test olarak tanımlanmış. Dolayısıyla test action result'ına gitti. Test action result'ı ne yapıyormuş? Geriye bir view döndürüyormuş. Nerede o view? Şurada. Tamam. Umarım ilk ders anlaşılmıştır. Dediğim gibi çok önemli bir ders. Yani MVC'de hani ilerlemek istiyorsanız bu dersi iyi anlamanız gerekiyor. İlerleyen konularda biraz daha detaylarına bakacağız. Benden bugünlük bu kadar.